أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات فاستقم كما أمرت آيتي emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ayeti fai at fariç olmak istakim kema umirte makam ebcedisi 1302'dir. 1886 ediyor. Rumi, Arabi 88 ediyor. Demek istikam, istakimdeki emr-i has içinde bulunan hitab-ı am, hadsiz mustakim efratlar içinde 1302 tarihinde, ben hep çizileni okuyacağım, böyle metnini okumayacağım ama bu burası çok önemli. Bununla başlamak istiyorum. Yani 1800'den başlıyor istikrarsızlık. İstikametsizlik başlıyor İslam aleminde. Bakın arkadaşlar şöyle diyeyim istikamet ne demek diye. Kur'an'ın Filistesi hulasası Yasin. Hulasası. Filistesi ise Fatiha. Fatiha, Filist. Kur'an'ın genelini seyredebiliyorsun onunla. Nereye emret verilmişse Kur'an'ın geneli böyle. Fatiha'da ihdine sırat-ı müstakim var. Nedir o? İhdine sonu, ortası, başı, istikamet olan, hidayet olan, istikamet, sadakat olan bir yolu bize nasip etti, dua ediyoruz. Bu yola ile hidayet olan, bu istikamet yola, sadakat yani. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in. İhdina sıratan müstakim. İstikamet. Oradan. Peki istikamet neydi? Başı, sonu, ortası, hidayet. Olan. Çok zor abiler, çok zor. İlimden bahsetmiyor. Şöyle diyeyim. Allah rahmet etsin. Üç tabi bu kürsüde çok dert. İlmiyle dalaleti giden çoktur. Tarihin mezarlıkları doludur. Tarihin mezarlıkları ilimle dalalete gidenlerinle doludur. Ama sadakatla dalalete giden yoktur. İlim var ya ilim. Bedihi bir şeyi tevil ettirir ha. Yani açık olan bir şeyi kendisine göre çevirir ya. Yani acayip bir şey ya. Böyle o kadar garip bir zamandayız ki akıl almıyor ya. Akıl tutulması oluyor. İlimiyle yapıyor. Bir Nurcu vakıfa düşman olur mu vakıflık müessesesine? Bu da oluyor yani. Vakıflık bitti diyor mesela. Diyebiliyor ya. Bilerek mi yapıyor? Bilerek tabii. Şeytan ortada ya. Bunu diyebiliyor, yapabiliyor ya. Ama bir cahil olsa diyemez. Biliyor. İstikamet ne acayip bir şey ya. Oysa 5 tane vasiyetle teyit edilmiş bu müessese. 5 tane vasiyet var emirdağında. Hatta o kadar garanti altına almış ki üstad. Risale-i Nur'un basılmasından 5'te birini bunların tayinatıdır diyor. Şunları vasiyet ediyorum şu zatları diyor. Ama kalkmış diyor ki vakıflık. İçeride vakıflık müessesesi eskiden diyor. Çünkü niye? Her nane yiyecek ya, her şey yapabilecek ama bu kürsüde bunlar deniliyor tabii. Fiyaskosu ortaya çıkıyor. Yani bu dar dairenden tut, ilim ehli bu. Evliyalık yok diyor. Şefaat yok diyor. Keramet yok diyor. Mucize yok diyor. Miracı söylüyorsun, mucize değil diyor. Değil diyor. Öyle gitmedi diyor. Mesela bir tanesi çıkıyor gene ilimle. Cin yoktur diyor mesela. Cin suresi var yani. Senin kafana düşsün koca cin suresi. Tövbe estağfurullah. Ne yani garip, acayip asırdayız. Niye böyle başlıyorum? Anlıyor musunuz yani bu? İhdine sıratel müstakim. Peygamberimiz Aleyhisselam'a Şehbettin suretin Hud suresi beni ihtiyarlattı. Niye? Şehbettin suretin Hud. Festakim kemo mürte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Kime deniliyor? Peygamber'e deniliyor. Yani istikamet acayip bir şey. Karun neyle gitti dalalete? İlmiyle gitti abi. İlmiyle. Velid bin Muhire. Ebu Cehil cahillerin babası. Cahil değildi ha. Yani lakabı ne? Çölde deveyi kaybedene denilir. Cahil. 7 tane ulemadan birisiydi. Kabe'de onun şiirleri asılıyordu. Yani beyti asılıyordu ya. Böyle bir şey ya. Ama istikamet yok. İstikamet acayip bir şey. Ya ifrat ya tefrit. Düşman olduğumuza bodoslama. Dost yapmak istediğimize de bodoslama böyle. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beni ihtiyarlattı diyor. Hud suresi sebebi
Festakim kema ömürte, en bulunduğun gibi dost doğru ol. İstikamet Kur'an bizden istiyor. İlim o kadar istemiyor. Babanın ellerimiz vardı mesela. O ilmi o kadar yoktu. Ama nasıl bir sadakat vardı? Değil mi? Annelerimiz, babaannelerimiz. Nasıl bir istikamet vardı? Acayip bir şey. Ben babaannemle bir yere gidiyordum. O gün de düğün vardı. O tulumu duymamak için bizim başka bir şey de var arka taraftan. Oradan gitti yani. Sizin o evden yukarıya, Nocikade'den, şeylerin orada, Mustafa'lar mahallesinden, oradan beni çocuğu aşağıda, illalarda tulum çalıyor. Ama ilmi o kadar yok. Yani yol değiştiriyor, duymamak için. Acayiptiler yani. Bizde niye o açıyor? Terk ve tecerrüt yok. İlim çok, işe yaramıyor. Hatta terse yarıyor. Terk yok arkadaşlar, terk. Günah terk etmiyoruz. Evet. Mesela 10 cüz Kur'an oku bu gece. Bunu bundan aldığım ruha yemin ederek söylüyorum. 10 cüz bu akşam Kur'an oku. 10 dakika hiç sana yakışmayan bir video seyret. Hepsi gitti. Keşke onu okumasan, keşke onu da seyretmesen. İsk böyle kalıyor. Mübalağa eder miyim? Çünkü bize, bak usulden bahsediyorum. Allah bize haramı terk etmek farzı vermiş. Kur'an'ı 10 cüz oku dememiş bize. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözü bu. Diyor ki okyanusu meydana getiren zerrat adedince, zerreler adedince nafile kılsan bir farza denk gelmez diyor. Allah bize nafileyi farz kılmadı. Ama farzı farz kıldı. Haramı yapmamak farzdır. Onun için şu anda haram seyretmiyorsunuz, devamlı farzdasınız. Farzdayız yani. Yani neyi seyretmiyorsun? Neye bakmıyorsun? Çünkü dediğin anda farz. Allah dedi de onun için. Onun için hayatımız farz oluyor. Mübalağa zannettiniz değil mi? 10 cüz Kur'an, 10 dakika ne olacak? Allah haramı seyretme, bakma, haramiyetini getirdi. Emir. Ama 10 cüz Kur'an oku, sabaha kadar Kur'an bitir, emir yok. Yani usul var ya, usul. Muvazene. Biz de, niçin dedi bu? Niye dedi? De ne dedi? Dedi ki, bu kadar ilim var, okuyoruz. Niçin bizde bu istikamet yok? Çünkü terk ve tecerrüt yok. İçten hesaplarımız var. Dış dünyada da çok çöküntümüz var. Diyor ki, sirat-ı müstakimi gösterecek asarı neşreden bir adam. Bak nasıl bir adam. Ustadı hayatını biliyoruz. Ve tevazu yapmıyor. Dinde tevazu olmaz kardeşim. Toplum içinde tevazu yapmak, kitapta tevazu yapmak riyakarlıktır. Gene ulemanın sözü bu. Doğru söylüyor. Şimdi diyor ki, o asırda şahsen istikamette mumtaz bir hususiyet kesbetmek çok uzaktır. Hem o istikametin bir hususiyeti var ki tarihiyle işaret ediyor. Halbuki ahir zamanda ebced manasıyla, ebcedi ne yapar? Festakim kem ömürte 1888. O asırda yani 1800'den sonra şahsen kişi bazında, kişi noktaya nazarında istikamet olmaz. Şahsi kemalat dönemi bitmiş diyor. Bak o asırda şahsen istikamette muntaz bir hususiyet kesbetmek çok uzaktır. Demek şahsi istikamet değil. Kim tek başına mı kaldın? İstikamet tutman mümkün değil. Mümkün değil bir hiçbirimizin. Öyleyse o adamın teşebbüsüyle neşredilen Esrar-ı Kur'aniye o asırda istikamette imtiyaz kesbedecek. Yani şahsi manevide istikamet var. Ustadın hayatı ortada. Kendisi için şahsen istikamet, tevazu değil ha bu. Olmuyor da. Sende bende mi olacak tek başına? Cemaatsız. Nereye gidiyorsun ya? Ölümü bayılmak mı zannettin? Hey gidi. Nadir abi gitti. Her şey hesap verilecek. Bak bir daha söylüyorum. Öyleyse vallahi ben korktuğum için bu dersi yapıyorum. İtimat edin. Korkuyorum. Vallahi korkuyorum, billahi korkuyorum, tallahi korkuyorum. 59 yaşındayım ve istikametsizlikten korkuyorum. Bir tane vardı, Belam bin Bahura. İsmi Azam'a mazardı Musa Aleyhisselam döneminde. Bedduası duası kabul oluyordu. Erzurum'un Hasan Kalesi'nde yatıyor, Aslan Tepesi'nde yatıyor. Kur'an'da var ya, dili uzuyordu köpek gibi. Musa Aleyhisselam'a karşı çıktı. Adam İsmi Azam'a mazar, bedduası duası kabul oluyordu. Nasıl korkmayacaksın? Allah Resulü'nün yanında mucize görmüş bak. Peygamberin mucizesini görüyor. Arkasından namaz kılıyor.
o yaşanan bir ahlakı seyrediyor, gene münafık kalabiliyor ya. Yok muydu Resulullah'ın zamanında münafık? Değil mi? Bir sahabe demedi mi? Gizli. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz demedi mi ki o zata ya filanı o münafıklar içinde ben de var mıyım? Ya Mehmet dedi değil mi abi? Ya bu adam Peygamber aleyhissalatü vesselamın parmaklarına su attığını görüyor. Arkasından namaz kılıyor. Yaşanan İslam'ın hem de turfanda taze bir ahlak yaşantısını da seyrediyor, hala münafık kalabiliyor. Gel de korkma yani. Ya o sistem bizde de var ya. O sistem bizde de var. İnanamıyor mu abi? İnadın ama ne yapıyor? Ve biliyor, biliyor musun? Münafık kendisini bilir. Münafık bilir. Eğer şeytana uysa kafir olur. Kur'an'a uysa Müslüman olur. Münafık ikisine de uymaz. Şeytan münafıklık yapmıyor ki. Alelen düşman diyor. Kur'an'da öyle diyor. Size alelen düşmandır, apaçık düşmandır diyor. Adıvumu bil. Apaçık düşmandır. Münafık apaçık değil ki. Şeytan olsa kafir olacak. İslamiyet uyuyorsa mümin olacak. Kime uyuyor? Münafık kime uyduğunu bilmiyorum ya. Nefise desem daha acayip ya. Bilmeden olunabiliyor mu ya? Yok. Bilmeden münafıklık yapabilirsin ama münafık olmaz. Korkma. Münafık bilerek yapıyor çünkü Bakara suresinde geçiyor. Size gelir diyor, onlara gider. O bir de geldiği yere gider, localara, mason hocam. Ben oraya gittiğime bakmayın diyor, bir mana söylüyorum. Ben Müslümanları kandırmak için onlardan gözüküyorum diyor. Locaya gidip bunu söylüyor yani. Ya bilerek yapar yani. Münafıklık alameti olur Müslüman'da ama münafık olmaz. Çok zor ya. Yani. Demek ki 1888'de Feslakim Kemal Ümürten'in Ebced hesabı 1302'dir. Rumi olsa 1886, Arabi olsa 1888'de den sonra söylüyor. O zaman da fert istikamet yok. Öyleyse o adamın teşebbüsüyle neşedilen Esrar-ı Kur'an'ı o asırda istikamette imtiyaz kesmedecek. O adam şahsen gayri müstakim olduğu halde. Müstakim kendisi, ustad kendisine gayri müstakim. İstikametim yok diyor. Tevazu yaptı. Estağfurullah. Hayır. Kur'ansız nasıl istikamet olacak? Bir zannetti böyle hizmet olur diye Ankara'ya gitti, meclise gitti, Ayasofya şey yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı, bir sürü şeyler yaptı. Ama Risale-i Nur gibi istikamet nerede? Eski Said. Madem eski Said, yeni Said eşitti, niye yeni Said olsun? Hepsi aynı olsun. 40 yaşında mücedidlik verildi. O şahsen, o adam şahsen gayrimüstakim olduğu halde müstakimler içine ithali o imtiyaza remz eder. Allah istikametten ayırmasın. Amin. Allah istikametten ayırmasın. Amin. Rabbim istikametten ayırmasın. Amin. İstikamet sonuçtur. Bir insanın en çok nesini özeneceğiz? İstikametli mi bu? İlmi, parası, serveti, ömrü, kariyeri, yakışıklığı, güzelliği, hikaye. İstikamet var. İfrat ve tevhid. Hizmetten de hizmetten söylüyorum. Diğeri zaten söylemiyor. Arkadaşlar, kardeşlerim, canım, canım kardeşlerim, vallahi korkuyorum. Elan bin Bahura, ondan sonra Karun, bunlar ilmiyle dalaleti gider insanların numuneleri. Birkaç tane söyledim Kur'an'da. İlim değil de, ya Rabbi, istikamet veren ilim. İlimsiz de istikamet yok ama ilimle müstakil, çıplak bir ilim dalalete de götürüyor. Ya, cahillikle yapmıyor ki adam.